sosyal sorumluluk projeleri kapsamında geçen yıl Kültür Park'la ilgili bir rapor hazırlayarak önerilerini sunan Ege Genç İş Adamları Derneği bu kez Kordun'u ele aldı ve Kordun'un cazibesinin artırılması için bir rapor hazırladılar. EGİAD Başkanı Seda Kaya, içerisinde trafik ve otopark sorunundan Kordon'daki işletmelere kadar birçok alanı barındıran raporun lansmanını da yaptı. Kaya hazırladıkları bir dizi öneri çerçevesinde mitingler Kordon'un prestijini azaltıyor. Gündoğdu mitinglere kapatılmalı dedi. Sözlerine de yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Fonksiyonel açıdan. Ege Genç İş Adamları Derneği, Kültür Park'ın ardından bu kez İzmir Kordon ve Kıyı Düzenlemesi raporunu açıkladı. Rapor uygulanırsa Kordon'un çehresi değişecek. Eser sergilenmiyor. Kordon'un yeniden cazibe merkezi haline gelmesini sağlamak amacıyla sosyal sorumluluk projeleri kapsamında hazırlanan rapor, açık hava arkeoloji ve modern sanat müzelerinin kurulmasından otopark mafyasına, çocuk oyun yerlerinden ruhsatsız çalışan iş yerlerine kadar birçok konuya dikkat çekiyor. Raporu 3 ayrı bölümde ele aldık. İlk bölümde 1. Kordon yolun sağ tarafı deniz tarafı, 2. bölümde yol ve trafik düzenlemeleri, 3. bölümde ise kara tarafı, işletmeler ve binaların dış görünüşü ve 2. Kordon değerlendirmemiz arasında. Hazırlanan raporda belki de en çok dikkat çeken kısımsa Gündoğdu Meydanı'nın mitinglere kapatılması önerisi. 9 Eylül ve Hıdrellez gibi şenlikler için evet, ama Gündoğdu Meydanı'nın siyasi parti mitingleri için kesinlikle kullanılmaması gerektiğini düşünüyoruz. Kentin vitrini özelliğinde olan bu meydanımızın kent mobilyanın yıpranmasından tutun, güvenlik olarak tutun, hijyen olarak tutun, bu tarz mitinglere sahne olması şehre çok fazla prestij kaybettirmektedir. Birçok büyük şehirde bildiğiniz gibi bu tarz büyük mitingler artık şehir dışındaki miting alanlarında siyasi partiler ve demokratik kitle ülkelerinin kullanımına açılmaktadır. Bizde de böyle olması gerektiğini düşünüyor. Gündoğdu Meydanı'nın artık şehrinin kendi kutlamaları dışında siyasi parti ve diğer büyük mitinglere kapatılması gerektiğini de düşünüyoruz. Basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Kaya, liman tartışmaları ile ilgili bir soru üzerine EGİAD'ın bu konudaki fikrini de açıkladı. Genel olarak görüşümüz, İzmir limanının zaten İzmir'in ayrılmaz bir parçası olduğu, özellikle kuru ve ziyaralında kesinlikle öyle. Yük limanı da şu anda alternatif alanında bir şey geliştirilmediği sürece kalması görüşünün. Sıradaki haberimiz, savaşın en çok...